Sosyal gelişim uzmanı Erdinç Üstündağ, Almanya'nın Kiel şehrinde Avrupa Psikoloji Merkezi'nde başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Son model teknolojiyle hizmet verilen mekanda profesyonel hizmet sunuluyor. İhlas Medya Baden temsilcimiz Veysel Işık, başarılı psikolog Erdinç Üstündağ'ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Psikoloji Merkezi yeni şubesi. Evet. Avrupa Psikoloji Merkezi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Arkadaşımız Mehmet Güzel ise Üstündağ'a mikrofon uzatarak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Efendim, biz sizi tanıyoruz ama bizi ekranları başında izleyen izleyicilerimiz de mutlaka sizi tanımak isteyeceklerdir. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki, memnuniyetle. İsmim Erdinç Üstündağ. Sizin de belirttiğiniz gibi psikoloji ve de kişisel gelişim uzmanı olarak çalışmalıyız. Son 8 senedir faaliyetlerimizi Avrupa'da sürdürüyoruz. Şu anda sizlerin de gelmiş olduğu Kiel'de bir şubemizi daha açtık. Yeni şubemiz. Tabii bunun paralelinde biz Avrupa'da 15 ülkeyle çalışan tek bir psikoloji merkeziyiz. Yani Avrupa'daki Türklerin psikolojisini yakinen takip eden, depresyon konularında, panik atak, saplantı, takıntı, cinsellik, çocuk eğitimi gibi konularda ve en önemlisi de 10 günde konuşma sorunlarına son verme gibi özel çalışmalarımız var bizim. Yani bu konuda gerçekten kapsamlı çalışmaya çalışan bir merkeziz. Evet efendim, gerçekten çok geniş bir yelpazede çalışıyorsunuz. Bizim insanlarımız psikolog dediği zaman biraz bu konuya ön yargıyla bakıyorlar. Peki Avrupa'daki vatandaşlarımızın bu konuda size yaklaşımı nasıl? Tabii ki toplum arasında halen sen psikoloğa mı gittin denildiğinde bir garip seme olsa da kimilerinde, çoğunda da yok artık. Halen böyle ön yargılar olabiliyor. Fakat mesele bu ön yargıları kırmakta. Zaten zaten TGRT seyircileri de bizi yani çok yakından tanırlar. Biz kendilerini seviyoruz, sayıyoruz. Böyle ön yargılarının da çoğunun zamanla da daha fazla kırılacağı kanısındayım. Evet. Sevgili izleyicilerimiz de size gerçekten TGRT ekranlarından aşinalar sizin yüzünüze. Evet, orada da çeşitli programlara katıldınız şimdiye kadar. Evet efendim, şu verdiğiniz hizmetlerden biraz bahseder misiniz? 10 gün içerisinde kekemeliğe son verdiğinizi söylüyorsunuz çeşitli çalışmalarla. Bu gerçekten çok iddialı bir şey. Bu konuda da bahseder misiniz? Tabii. Şimdi, sizin dediğiniz çok doğru. Bunu ilk etapta duyan insan diyor ki büyük bir iddia. Fakat biz bunu yıllar öncesinden beri kanıtlıyoruz. Defalarca bu sizin kanalınızda da, TGRT ekranlarında da, daha farklı kanallarda da, Türkiye'deki kanallarda da toplam zannediyorum 13-14 tane kanalda birden kanıtladık bunu. Yani şöyle kanıtladık. İlk gün gelen kişiyi ilk gün geliyor ve bir hafta sonra canlı programa çıkarıyoruz. Yani büyük bir mesleki risk. Canlı bir program, bant çekimi falan değil. Dolayısıyla şunu kanıtlıyoruz. Kişi eğer ispat ederse bizim yaptığımız bir şey yok. Yani biz daima her zaman için kendimize mütevaziliği benimsemişiz. Biz aracı olmaya çalışıyoruz. Yol göstermeye çalışıyoruz. Yapan, başarıyı sağlayan kişinin kendisidir. O açıdan biz onları tebrik ediyoruz. Tabii yani 10 günde konuşma problemini çözmek çok önemli bir konu. Ya konuşamayan bir insan okulda problem, evde problem, ailede problem, eşiyle problem, her yerde problem. Tabii sadece bununla da çalışmıyoruz. Yani biraz önce de kısaca değindik ama depresyon, panik atak, yani günümüzün saplantı ve takıntı, bayanların temizlik hastalığı gibi konularla da çalışıyoruz. Efendim, peki vatandaşlarımız size nasıl ulaşacaklar? İletişim bilgileriniz nelerdir? Bundan da bahseder misiniz? Tabii, memnuniyetle. Şimdi bize her türlü bilgisayardan, internetten, Avrupa Psikoloji Merkezi diyerekten girince her türlü bilgilerimiz oradan çıkar. Evet, Avrupa Psikoloji Merkezi, Erdinç, Üstündağ. Evet, birkaç tane şubemiz var. Oradaki şubelerimizin hepsi belli zaten. Hangi ülkelerde, nerede oldukları falan. Orada tüm telefonlarımız da var. Tekrar ediyorum, Avrupa Psikoloji Merkezi. Yani kendilerine en yakın psikoloji merkezini evet, seçerek oradaki psikologlarla iletişime geçebilirler. Peki efendim, sağlık kasaları bunların masraflarını karşılıyor mu? Bu konuda da vatandaşlarımız mutlaka merak içindedir. Tabii efendim. Karşıladığı seanslar var, karşılamadığı seanslar var. O yüzden yani kişinin bize hangi problemle başvuracağı çok önemli. Ama çoğunu karşılayamayabiliyor.